Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle konu başlıklarımıza kısaca bir bakalım. 3 Nisan'da Merkür Boğa burcunda ilerlemesine başlıyor. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. 6 Nisan'da Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor ve 20 Nisan'da Koç burcunda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Evet, şimdi detaylara bakalım. Bu ay Güneş ayının 20'sine kadar Koç burcunda parlayacak. İş, kariyer konuları, sorumluluklarınız, görevlerinizin öne çıktığı bir ay. Ve Mars burcunuzda, Yengeç burcunda ay boyunca enerjiniz güçlü bu ay. Yani bu ay inisiyatif alma, hareket etme, mücadele etme gücünüz yoğun. Zaman zaman daha agresif, huzursuz olabilirsiniz. Çok sabırsız da davranabilirsiniz. O yüzden dürtüsel olmamaya çalışın. Duygusal tepkileriniz olabilir. Daha sakin, daha sağduyulu, anlayışlı olmaya çalışalım. Merkür Boğa burcunda olacak. 3 Nisan'dan itibaren 6 Nisan'da Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay 4. evinizde meydana geliyor. İş, kariyer, aile alanlarında bazı çatışmalarınız, çekişmeleriniz olabilir. Eviniz, yuvanız, işte yaşadığınız mekanlar, bu ofisiniz de olabilir, eviniz de olabilir. Buralarda bir dönüşüm var. Yani belki yaşadığınız mekanları şöyle bir düzenleyeceksiniz. Dekorasyon olabilir, bakım olabilir, boyadır, bunun gibi şeyleriniz olabilir. Konforunuzu aslında arttırmaya yönelik ya da iş veriminizi arttırmaya yönelik bazı kararlarınız var. Bunları uygulamak istiyorsunuz. Bununla beraber tabii ki taşınma, yer değiştirme, emlak alma, satma gibi, kiralama gibi konularınız da olabilir. Mars'ın da Yengeç burcunda olması aslında ev yuva alanlarında kişisel hayatınız, özel hayatınız, bir evlilik gibi bir konunuz da olabilir. Çünkü Terazi zaten tam da bunu gösteriyor, Terazi Dolunay'ı. Evlenmek, yuva kurmak. Tabii ki o zaman bir evle uğraşacak, evinizi yerleştireceksiniz, bir hayat kuracaksınız, yeni bir düzen kuracaksınız kendinize. Ama bazı evlilikler, bazı ilişkiler de bitebilir. Yani bununla da bağlantılı tabii ki yine yaşam alanlarınızda dönüşümler olabilir. Öncü burçlarımız çok etkileniyorlar ve siz de bir öncü burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? 12 ile 20 derece arası burada önemli. Bu dolunay sizin için güçlü. Güçlü ve dönüştürücü bir etki veriyor. Özel yaşam, ev, yuva, aile. Kariyer konuları da tabii ki bir iş değişimi, bir işe başlama, işte terfi olabilir, atama olabilir. Bu size bir şehir değişikliği, yer değişikliği yapabilir. Bu durumda işinizle de bağlantılı bir düzen değişimi getirebilir. Bunun gibi etkileri de alabiliriz. Evet, ve Venüs ayın 11'ine kadar Boğa burcunda parasal kazançlar bakımından olumlu. Venüs Boğa'da güvenlik anlamında kendimizi garantide hissetmek için, ki bu daha çok maddi konularda bir garanti hissiyatıdır. 11 Nisan'a kadar Venüs'ün burada çok daha olumlu bir tesiri var sizin adınıza. Hani bir alışverişiniz, işte bir yatırımınız ya da işinizden gelen gelirleriniz, iş arıyorsanız da yeni bir işe başlama konularında parasal anlamda arayışlarınızda, beklentilerinizde sizin için faydalı bir pozisyonda olabilir. Venüs ayın 11'inden sonra Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. İkizler burcunda 12. evinize geleceği için daha çok burada böyle bir dinlenme, bir maneviyata yönelme, huzur arayışlarında daha çok destekleyebilir. Ancak Venüs özellikle 12. evinizde gizli hayranlar, işte bazı aşk ilişkilerinin, gizli ilişkilerin tetiklenmesi buralarda da tesirli olabilir. Ve 12-13 Nisan'da Güneş Jüpiter Koç burcunda birleşiyor. Yılda bir kez Jüpiter Güneş'le kavuşur. Şanslı bir açıdır, kısmetli bir açıdır ve sizin kariyer evinizde bu güzel bir kapı açabilir size, ya da çalıştığınız ortamda takdir edilmeniz, işte üstlerden destek almanız iyicil bir etki. Yani şanslı bir etki. İş arayanlar için, işle ilgili üstlerinizle bir şeyleri konuşmak, görüşmek istiyorsanız burada tabii ki destekleri olabilecek bir pozisyon bu. Ve 20 Nisan'da artık Güneş Koç'tan ayrılmadan hemen önce bu yılın ikinci Koç yeni ayı olacak. Aynı zamanda bir Güneş tutulması, yılın ilk Güneş tutulmasını yaşayacağız. Önümüzdeki 6 ayı, hatta 1 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. 29 derece Koç burcu güçlü bir derece ve bu önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan
Terazi Koç tutulmalarının da bir başlangıcı aynı zamanda. Ve öncü burçlarımız ve sizin için tabii ki yine kadersel bir dokunuş. Özellikle de kariyeriniz, geleceğiniz, toplumdaki statünüz, duruşunuz, hedeflerinizle ilgili önemli kapıları açabilecek bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son dereceleri bu tutulmadan çok etki alıyorlar. İşte güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27, 28, 29 derecelerde ise böyle son derecelerde gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulma sizin için daha önemli olacak. Bu bir yeni işe başlama, kariyerde bir kapının açılması, bir meslek değişimi, belki bir terfi, yer değişimi, sorumluluklar anlamında toplumdaki statünüzü etkileyecek önemli dokunuşlar olabilir. Sadece iş meslek de olmayabilir tabii ki. Yani toplumdaki duruşumuz, geleceğimiz, kariyerimiz, evlilik de böyle bir ilişkilerle de ilgili değişimleriniz, yenilikleriniz olabilir hayatınızda, başlangıçlarınız. Hatta belki aile olma, ebeveyn olma gibi konular da olabilir. Sizin ebeveynleriniz, anneniz, babanız, hani onlarla ilgili bağlantılarınız, onların hayat düzenleri ile ilgili bazı yeni konular devreye girebilir. Çok kısa vadeli bir etki değil. Bu ay hızlı bir şekilde gösterebilir kendini tutulma, ama hani bu önümüzdeki Nisan'a kadar olan dönem, hatta işte Ekim'e kadar olan dönem tutulma tesirlerinin aktif olacağını söyleyebiliriz. Ve hemen tutulmanın ardından Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. 15 Mayıs'a kadar Merkür retro. Merkür retrolarında önemli kararlar vermemeye çalışıyoruz. Ama süregelen işlerimizi tabii ki devam ettiriyoruz. İmzalar, sözleşmeler, kontratlar, bunları da eğer yeni bir kararsa biraz beklemekte, incelemekte fayda var. Parasal konularda da 11. evinizde gerileyeceği için para gelirlerinizde biraz azalmalar, yavaşlamalar olabilir. İlişkilerde, arkadaş ilişkilerinizde mesela daha önceden kurguladığınız bir organizasyon, bir etkinlik, işte bir seyahat planı. Hani buralarda rötarlar olabilir ya da tekrardan değerlendirip değişimler yapabilirsiniz. Bu konulara karşı biraz da esnek olmak gerekiyor. Merkür retrolarında aslında biraz yavaşlamak, dinlenmek, gözden geçirmek, İşte kontroller yapmak bizim için çok daha faydalı olabilir. 15 Mayıs'tan sonra güç toplayarak artık harekete geçebiliriz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim sevgili yengeçler.